Londra'daki. Bakın, çok basit bir olay oluyor. Prompter gidiyor. Prompter gitmesi böyle haber bülteni falan bilirsiniz siz de. Böyle oturmuş kamera karşında bir şey okuyorsun. O gittiği anda bitti abi, yapılacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ve o durumda kalıyor. Ve Londra'da oynanan, bakın hangi karşılaşmadan söz ediyor. Dikkatli dinleyin hemen. Görelim. Londra'daki gol devrosu şeklinde geçen maçta Kayseri Erciyesspor Atiba'nın Yasin'i düşürmesiyle 10. dakika. Kayseri Erciyesspor'la. Bravo. Ya sevinçten deliye döndüm. Ulan nereye gelmiş Kayseri Erciyesspor? Londra'da oynamaya başlamış. Haydi bakalım diye. Devam. Konuşuyorum. Dur. Evet, aynen. Bu da yayında. Ya bir Allah'ın kulu da gitsin desin. Kardeş yayındasın. Burnunu karıştırmayı bırak. Test yapmayı bırak. Şunu bırak, bunu bırak. Hayır. Hayır. İnsanlar ne hallerde yakalanıyorlar şu yayına girildiği bir haber veresin. Bak kızı ne hale getirmişler. Görelim. Konuşuyorum. Evet, aynen. Görebiliyorsunuz herhalde. Bir yaramazlığınız var mıdır? Konuşuyorum. Ses provası veriyorum. Yayın mikrofonla konuşuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ege, Şengönül. Bu devirde herkes ben. Yahu. Her hafta İnci'nin İnci sözlüğünün ne yapacağını bir kere daha tekrar ediyoruz. Yani. Bütün yayıncılar için aman diyoruz, yapmayın diyoruz. Yani yine oluyor. Yani bu artık bir klişe. Sizin söylemenize gerek yok. Biz hepimiz zaten içimizden söylüyoruz ama bir de bütün yayıncılar niye söylüyorlar? Mesela bayılıyorum bu adama. Sabahlara bakıyorum. Çok tatlı. Bizim Simge'ye de bakıyorum. Böyle bir tarıyorum. En çok Simge'ye bakıyorum. Arada birazcık bunlara bakıyorum. Bunu da Show TV'de çalıştığım için söylüyorum. Devam ediyoruz. Ege, Şengönül. Bu devirde herkes ben der, kimisi gönülden kalender. Yaşam dediğin böyle işte. Altını şer, inci s*** demiş. Nilgün de bizdeki işçi kendi durumunun farkında değildi diye sormuş. Dur. Arkadaşlar, yayında olmadığımız dönemde bunu izledik ve dedik ki Allah'ım biz niye yayında değiliz? Yani niye medya arkasında bu yok? Bu tarihte gelmiş geçmiş en iyi İngilizce bağlantı. En iyi İngilizce bağlantı. Aa, ve çok iyi ya. İnanılmaz. Yani İngilizce bağlantı derken İngilizce konuşmasında çok daha fazla bir şey var. Telekinezik bağlantı yapılıyor. Bunun üzerine bir başka bağlantı var. Bakın nasıl muhteşem konuşuyorlar Türkçe ile İngilizceyi karıştırarak. İki, bir futbolcuyla bir spor yorumcusu görelim. Sakatlık problem. Sakatlık problem. Yok, no. No problem. No problem. Peki, and Thompson sizin back rize do? Yeah, rize do, yes, I come. Yes, sezon sonu tekrar rize desin. Yes. Uçe İstanbul. Ya Uçe İstanbul ha. Uçe İstanbul. İstanbul. Yeah. Doctors disability hovering do they say? Sakatlığı ne kadar sürer diye soruyorum. Sakatlık ne kadar sezon sonu 1-2-3 ay. Okay, bye. Yapmışlar ya, kafiyeli yani. Devam. Bu harfler. Vazala kadar değil. Para, altın, gümüş. Vazala kadar, eve kadar. Sonra yıkıldı yuvayı. Ne ya? Cıngılat çal sokaklarda. Hep abone olduk. Hani yuvalarımız niye yıkıldı? Senin niye yuvan yıkıldı o zaman? Para. Sen niye ayrıldın? Sen niye ayrıldın bu kadar düşünüyorsun? Niye ayrıldın? Bana itaat etmem. Niye itaat etmem? Bunları niye ayrıldın? Bana itaat etmem. Evlata itaat etmem. He? Akrabayı da istemem. Dur. Allah aşkına şu sevince bakın. Ve üzülün. Böyle mutlu olamadığınız için üzülün, ağlayın, coşun. Görelim. Ne var ki? İşte sınıfız adınız. Ne? Değeri.
dur. Hayır dur gel gel. Ya şimdi değeri 5000 liralık bir ziynet geliyor. Ya böyle bir kadına mesela hakikaten bir evlilik teklif etsen, bir yüzük taksan ne yapar acaba? Allah muhafaza. Yani çok acayip. Nasıl böyle seviniyorlar ana ve birkaç programdır böyle sevinenler görüyoruz. Yani demek ki Türk insanı mutlu arkadaşlar. Evet. Devam. Dur. Abi yani o ziyneti getiren de böyle getiriyor. O da alıyor. Ne oluyorsunuz lan? Devam. Dizlerimde çok acı var. Mükemmel, mükemmel bir ne diyoruz? Enerjici, şeyci. Kuantumcu. Reiki. Kuantumcu mu bu? Reiki. Ya abi, abi lütfen, lütfen bakın, lütfen bakın. Pembe gömleğiyle oturuyor ve uyuyor. Uyuyarak yapıyor zaten her şeyi. Dalıyor, dalıyor. Konsantre oluyor. Bakın, o bence konsantre olmuyor. Harbi uyuyor da bir görelim. Dizlerimde çok acı var, belimde ama vücudumdaki bu yorgunluğu benim... Hatta kalın, tam teslim olun. Böyle yarımı değil yani, tam teslim. Allah Celle Celaluhu şifa nasip etsin, anlasa anlamasa kadın. Merhamet eyler, gönlünü anlamayı nasip eder. Şifa nasip eder, beline, dizlerine, bacaklarına şifa nasip etsin. Şimdi geçti mi acın abicim? Onu söyle bana. Şu anda geçti hocam. Yani haydi geçti abicim. Güzel. Dur. Hem... Dur. Ne, ne oluyor? Ne oluyor? Yoksa Show TV'mizin sabah erken programı All That Jazz. Hepsi bir arada. Hepsi ikisi bir arada. Hepsi her şey dahil. Her şey dahil. Her şey dahil de. Yoksa Aliş Hanım'la Çağla'mın arası mı bozuluyor? Bu ne oluyor görelim. Güzel. Hem yüzü güzel. Hem hakikaten çok fit. Türkiye'nin en fit sunucusu öyle söyleyeyim. En fit sunucusu mu? Evet. Ağzını topla buraya gel. Şuraya gel. Sen benim canımsın ya. Dur. Elimizi... Türkiye'nin ağzını en topla. Fit sunucusu. Hayır bu gerçek bir tokat değil tabii. Aralarında böyle tatlı sert mükemmel bir ilişki var. Ama şimdi tokatlardan gitmeye başlıyoruz bundan sonrasına. Görelim. Elimize birkaç kuruş para geçmesi lazım. Yardımcı ol diye... Çok içten bir dua ettim ve amin dedim. Maalesef vermiş olduğunuz cevap yanlış. Dur! Dur! Şimdi eğer böyle topuklular giyiyorsak ve tabii ki bu yerler işte böyle plexi oluyor, cam oluyor. Mesela Reyhan ben biliyor musun şeye gittim. Yarışmanın çekimi sırasında Bülent Ersoy'un stüdyosuna çıktım. Abi böyle plexi falan değil, mat plexi değil, parlak cam yerler. Gerçek cam. Hmm. Bülent Ersoy'a yerleri gerçek cam yapmışlar. Böyle plastik değil yani. Fakat üzerinde herhangi bir kundurayla yürümek mümkün değil. Bülent Hanım o yüzden hareket etmiyor. Hareket ettiğin anda düşersin. Bülent Hanım geliyor ya yavaş yavaş. Bir süre böyle duruyor, sonra çeviriyorlar. Gidiyor ya kesin bu yüzden yürünmesine imkan yok. Ve şimdi madem yer cam oluyor, plexi oluyor, bilmem ne oluyor, kaygan, parlak şey yapıyor. Ebe kadın niye öyle coşarsın değil mi? Bak görelim. Haydi. Aman Hülya Hanım. Dön. Ya bu çok fena tabii. Bir de böyle bir enteresan arkada böyle geğirmeli ve inlemeli bir şarkı. Oh korkuyor doy. Haydi diye bir kadın gelip de tabii. Çok fena yani. Hani kadın bir numara Hakan Epcan iki numara karizmayı çizdirmek konusunda bu gece. Evet devam. Bebek yüzü Allah'ın güzel aslanın canın. Bu bölümü yorum yapmadan geçeceğiz. Saygıyla geçeceğiz. Yorum yapmadan geçeceğiz. Evet. Fakat... Çok isterdim böyle bir programım olsun. Kediciklerin olsun. İnşallah. Yani siz i̇nşallah, siz kendiniz inşallah, tabii olur. Çok güzel hanımlarsınız ama yani bir de böyle programlar var. Böyle program ve bunlar arada sizin gibi arada sırada gelen tipler değil.
hep oradalar. Her programa geliyorlar. Mesela ben sana söylesem, Fatoş her programa gel desem, gelemem dersin, işim var dersin. Bak, onlar her programa gidiyor. Görelim. Bebek yüzü, Allah'ın güzel aslanı, canımızdan çok sevdiğimiz bir tanecik kocamızın güzel sohbetini başlıyoruz inşallah. Aa, hakikaten yakışıklıyız. Hocam, ya. Kardeşim normal birini bekliyordum. Gülümün şok oldum yani. Sahi söylüyorum yani. Maşallah. Nedir kardeşim ya? Uçuyor mu maşallah? Top bırak. Top top al. Bırak. Top bırak. Teşekkür ederim. Dön. Öyle. Herkesin içinde var bir şeyler. Çıkarmaya çalışıyor. Evet, olabilir. Bunu her programda söylüyorum. Şimdi de bir evlenme programında bir kadın için söylenmiş en güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Fakat anlamadığım şey, kadın hüngür hüngür ağlıyor adam şarkı söylerken. Şunu anlayamadım. Böyle bir sese duygulanıyor olamaz. Adam o kadar kötü söylüyor ki kadın ağlıyor. Ya benim yorumum bu. Görelim. Müzik alabilirim. Ama nasıl bir müzik alacaksınız? Yalnızım dostlarım, yalnızım sol. O eski halimden eser yok şimdi. Izdırap için. Dostlarım yalnızım yalnız, tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız. Çektiklerimi ifade ediyorum. Gözlerim doluyor. Hiç mutlu olmadım dünyada. Neler gördüm, neler neler. Abi tamam yeter. Kızcağız burada perişan mı oldu? Ha 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 ha.